Merhaba arkadaşlar. Mine Şeniz Can ben. Kamu personeli seçme sınavının vatandaşlık dersini birlikte yapacağız. Dersimizde arkadaşlar güncel değişiklikler ve eski konular birlikte anlatılacak. Dolayısıyla dersimizi anlatırken ve slaytlarımızı takip ederken hem benim anlattıklarımı hem de ekranda karşınıza çıkan slaytları çok iyi bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Arkadaşlar, vatandaşlık dersimiz kamu personeli seçme sınavında yaklaşık 15 soruyla karşımıza çıkıyor. Bu 15 sorunun 5 tanesi güncel olaylarla ilgili oluşuyor. Güncel olayların dışındaki geri kalan 10 soruya bakacak olursak, 2 soru yaklaşık olarak hukuk temel kavramlarından, bazen 3 olabiliyor. 2 soru yasamadan, 2 soru yargıdan, 2 soru yürütmeden ve diğer 2 soru da İdare ve anayasa hukuku olmak üzere kendi içinde gruplara ayrılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, ilk konumuz sizin de takdir edeceğiniz gibi hukuk temel kavramları başlığı altında karşımıza çıkıyor. İsterseniz şimdi hep birlikte hukuk temel kavramları nedir? Hukuk nedir? Ne işe yarar? Toplumun içinde hukukun ne kadar önemi vardır? Bunları incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk başta karşımıza çıkan slaytımızda görmüş olduğunuz gibi sosyal hayata düzene sokan kurallar bütünü diye bir başlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Sosyal hayata düzene sokan kurallar nelerdir? Daha önce aslında sosyal hayat nedir, buna bakalım. Sosyal hayat dediğimiz zaman bireylerin medeni kanuna göre gerçek kişi olarak tanımlanan bireylerin toplum hayatı içerisindeki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü aklımıza gelecek. Hepimiz birey olarak yalnız başımıza doğmuş olsak da toplum hayatında bir ya da birden fazla kişiyle birlikte hareket ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da bu hareketlerin sonucunda ve bu davranışların sonucunda oldukça fazla toplumsal davranışlar ortaya çıkıyor. Ve sosyal hayat dediğimiz toplumsal davranışları düzene sokan belli başlı kurallar olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Nedir bu kurallar diye bakacak olursak, ilk olarak din kurallarını, daha sonra görgü, diğer adıyla adab-ı muaşeret kurallarını, sonra ahlak kurallarını ve en sonda hukuk kurallarını görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu tabloya isterseniz örf ve adet kurallarını da ekleyebilirsiniz. Zaten arkadaşlar, bir toplumun kültürü o toplumun örf ve adetine bağlı olarak oluşacaktır. Dolayısıyla da sosyal hayatı düzenleyen kuralları tablomuzda gördüğünüz gibi 4 basamakta incelerken örf ve adeti de içine alarak 5 basamakta incelemeye de başlayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi sizlerle tekrar din kurallarının ne olduğunu, bunlarla ilgili neler yapıldığını, din kurallarıyla ilgili adımların nasıl karşımıza çıktığını inceleyelim. Sosyal hayatı düzenleyen en önemli kurallardan birisi din kurallarıdır arkadaşlar.